Bir önceki derste başladığımız gibi İslam'ın sorularını tartışmaya devam edeceğiz. En sonki dersimizde söylediğim bir şey vardı. Müslümanlar ve Hristiyanların bir araya geldiklerinde ortak görüşlerinin olduğunu söylemiştim. İkisi de kendilerini Tanrı'ya adıyorlar. Tanrı'nın kendilerine bir şekilde vahiy verdiklerini söylüyorlar. Bu konuda ortaklar. Ama bunun üzerinde düşünürseniz eğer bir şeyi keşfedeceksiniz. Burada bir mavi bir de sarı daire görüyorsunuz. Bu iki dairenin merkezleri birbirinden farklı. Müslümanların ve Hristiyanların farklı odak noktaları vardır. Önceki derslerde söylediğim gibi Müslümanların odak noktasında Kur'an vardır. Müslümanlar Kur'an'ın Melek Cebrail tarafından Muhammed'e verildiğini düşünüyorlar. İslamiyet'te gerçek bir kitap haline gelmiş durumda. Hristiyanlık'ta ise gerçek bir insan haline geldi. Bu gerçek İsa Mesih'tir. Hristiyanlık'ta Tanrı'nın sözü yaşayan bir beden haline geliyor. Yani İsa Mesih dünyamıza geliyor. Müslümanlar ve Hristiyanlar bir araya geldiğinde farklı bakış açılarından bakıyorlar. Bir araya geldiğinizde şöyle hissediyorsunuz. Başta benzer gibi görünse de odak noktalarınızın farklılığından farklı olduğunuzu anlıyorsunuz. İnsan iman ettiğinde diğerinden farklılaşmaya başlıyor. İnsanlar Hristiyanlık ve Müslümanlığın bir araya gelebileceğini düşünüyorlar. Burada tahtada gördüğünüz gibi iki daire var. Ne kadar ortak noktaları olsa da bunlar farklı daireler. Buna bir örnek vereyim. Buradaki arkadaşımın Müslüman olduğunu farsayalım. Müslüman olduğundan dolayı sen gerçeğin Kur'an olduğuna inanıyorsun. Bir Hristiyan olarak ben ise gerçeğin İsa Mesih olduğuna, Tanrı'nın İsa Mesih'te göründüğüne inanıyorum. Kur'an'ı okumaya başladığımda gördüğüm birkaç şey var. Kur'an'da yazılan şeylerle bizim düşündüğümüz şeylerin bazıları ortak. Mesela Kur'an'a baktığımızda İsa'nın Mesih olduğunu görüyoruz. İsa Mesih için Kur'an'da kullanılan kelime İsa el-Mesih yani İsa Mesih'tir. Bu iyi bir şey. El sıkışalım. İkimiz de aynı düşünüyormuşuz. Birbirimize sarılalım ve birbirimizi kucaklayalım. Ben de sen de İsa'nın Mesih olduğuna inanıyoruz. Müslüman arkadaşlarımız bu konuda ortak düşündüğümüzden dolayı şükrediyorlar. Müslümanlar da Hristiyanlar da İsa'nın Mesih olduğunu kabul ediyorlar. Peki İsa'nın Mesih olması ne demek? Bu konuda Kur'an şöyle demekti. Bunun anlamı İsa'nın belli bir süre için belli bir yetkiyle İsrail'e hizmet etmesi demek. Bir Müslümanın İsa Mesih'tir demesi, İsa'nın belli bir süre içerisinde, belli bir yetkiyle İsrail'e hizmet etmesi demektir. Müslümanların Mesih kavramı budur. Ama Hristiyanlıkta bu böyle değildir. Kutsal kitabı okuduğunuzda İsa'nın Mesih olduğunu görürsünüz. İsa bu dünyayı kurtarmak için meshedilmiş kişidir. İsa Mesih, kralların kralı, Rablerin Rabbidir. Tanrı onun aracılığıyla egemenliğini kurdu. Belli bir süre için değil, sonsuzluk için seçilmiştir. En başında bizler Müslüman arkadaşlarımızla ortak bir düşünceye varmıştık. İkimiz de İsa'nın Mesih olduğunu düşünüyorduk. Ama içerisine girdiğimizde bir ayrılık olduğunu görüyoruz. Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yaşanan diyalogda tam olarak her zaman böyle oluyor. İkimiz için de Tanrı çok önemli. Sen de yaratıcı Tanrı'ya inanıyorsun, ben de inanıyorum. Kutsal kitapsal anlayışa göre bu dünyayı yaratan Tanrı dünyaya kadar geldi. Ama İslamiyet'te böyle değil. Allah bizimle buluşmaz. Allah merhametlidir. Bundan dolayı bize ne yapmamız gerektiğini söyler. Ama kendisi bu dünyaya gelmez. Tanrı'ya inanma konusunda yeniden birleşiyoruz. İkimiz de yaratıcı Tanrı'ya inanıyoruz. Bu konuda ortak bir düşüncemiz var.
Ama sonrasında Tanrı düşüncesinin nasıl bir şey olduğu konusuna girdiğimizde ayrılık yaşamaya başlıyoruz. Hristiyanlık inancına baktığımızda Tanrı'nın bizi kurtarmak için bu dünyaya kadar geldiğini görüyoruz. Tanrı bizleri kendi ailesine katmak istiyor. Kutsal kitabın merkezinde bu mesaj bulunuyor. Ama İslamiyet'te Tanrı'yı göremiyoruz. Kendisini saklıyor. Allah çok merhametli. Bundan dolayı bize kitabını gönderdi. Kur'an'ı gönderdi ama kendisi bu dünyaya gelmedi. Bundan dolayı her ortaklıkta bir ayrılık buluyoruz. Şimdi bir soru sorma vakti geldi. Hristiyanlık İslamiyet'te bulunmayan neyi insanlara sunabiliyor? Hristiyanlığın yani İsa Mesih'in bize sunduğu şey tam olarak nedir? Yakın bir zaman önce çok büyük bir kiliseye gittim. Orada bir seminer veriyordum. Burada yaptığım gibi bu resmi onlara da gösterdim. Ve onlara da bu soruyu sordum. İsa Mesih bize burada olmayan neyi vermekti? Önlerde bir yerlerde 12 yaşında küçük bir kız oturuyordu. Elini kaldırdı ve kurtuluş cevabını verdi. Kızın verdiği cevap doğruydu. Dersimizde birkaç defa bahsettiğim bir kitap vardı. Müslümanlarla yaptığım diyalog hakkında yazdığım bir kitap bu. Bu kitabı yazarken her şeyin paralel olmasına çok özen gösteriyordum. Müslümanların neye inandığını anlatırken bir yandan da Hristiyanların neye inandığını anlatıyordu. Bunlar devamlı olarak paralel gidiyordu. Benim yazmak istediğim kurtuluş bölümüne geldiğimizde bir ayrılık yaşadık. O zaman o arkadaşım bana, ben bu bölümü yazmak istemiyorum çünkü İslamiyet'te böyle bir şey yok dedi. İslamiyet'te kurtuluş diye bir şey yok. Bunu ancak Allah bilebilir. Sağımızda ve solumuzda bulunan meleklerin yazdıklarına göre şekilleniyor bu. Tabii ki biz de son yargıya inanıyoruz. Ama sizin inandığınız gibi bir kurtuluş düşüncesi yok. Bana böyle cevap verdiğinden dolayı ben kitapta bir kurtuluş bölümü yazdım. O ise Allah'a teslim olmak hakkında bir bölüm yazdı. İslamiyet'e baktığımızda tabii ki İsa Mesih'in merkezde olmadığını görüyoruz. İslamiyet'in merkezinde Kur'an'ın indiğini temsil eden siyah bir taşın olduğunu gördük. Bir kurtarıcı düşüncesi yok. Önceki derslerimizde Vahiy 21 ve 22. bölümde gördüğümüz Tanrı şehrinin nasıl inşa edildiğini hatırlıyor musunuz? İnşa edilmiş olan bu yeni şehrin tam merkezinde ne bulunuyordu? Boğazlanmış kuzu bulunuyordu. Bunun anlamı nedir? Bu şehrin ortasında ve kilisenin tam merkezinde İsa Mesih'in olduğunu görüyoruz. Bu anlama geliyor. Ölmüş ve dirilmiş olan İsa Mesih bulunuyor. Bu nasıl gerçekleşiyor? Bizim için kendi canını çarmıhta vermesiyle gerçekleşiyor. Bundan dolayı bizler antlaşma halkı oluyoruz ve ona tapınıyoruz. Şehrin tam ortasında boğazlanmış ve dirilmiş olan kuzu, yani İsa Mesih bulunuyor. İslamiyet'in tam merkezinde Allah'ın Müslümanların inanması için gönderdiği Kur'an bulunuyor. Kilisenin merkezinde ise ölmüş ve dirilmiş olan İsa Mesih'i görüyoruz. Bizler İsa Mesih aracılığıyla kurtulduk ve yeni yaşama kavuştuk. Seminerde küçük kızın verdiği cevap doğruydu. İslamiyet'te kurtuluş düşüncesi yoktur. Bu konuya daha derin bir şekilde bakalım. Dün işlemediğimiz bir şey daha vardı. Müslümanlar İslam'ın şartından bahsederken genellikle 5 derler. Ama bazen 6 dedikleri de oluyor. Genellikle bahsetmedikleri 6. görev nedir? İslamiyet'in aslında 6 şartı vardır. 6. şartı ise cihattır.
Cihat ne demek? Cihat Allah'ın yolunu açmaktır. Allah'ın yollarını genişletmektir. İslam gerçeğinin büyüdüğünden emin olmaktır. İki çeşit cihat bulunmakta. Burada bahsederken savaş demedim. Buna dikkat edin. Cihadın özünde savaş yoktur. Allah'ın yollarını genişletmektir. İki çeşit cihat bulunmakta. Birisi küçük cihat. Küçük cihat, İslam'ı korumak için verilen cihattır. Bu cihat türü İslamiyet'in düşmanları tarafından tehlike altına sokulduğunda ortaya çıkan bir durum. Bu da iki şekilde açıklanıyor. Birincisi kalemle yapılan cihat. Bunun anlamı nedir? Kalemle yapılan cihat demek edebiyat cihatıdır. Bu cihatı yazarak, devamlı olarak savunarak yapabilirsiniz. Yaşadığımız bu günlerde Müslümanlar bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin, cami varsa eğer orada kesinlikle kitap dağıtılıyordur. İslam gerçeğini savunmak için kitaplar yazıyorlar. Küçük olan cihadın iki örneğinden birincisi bu. İkinci küçük cihat ise mecbur kalındığından dolayı düşmanlara karşı kılıç çekerek yapılan cihattır. Bu yöntem diğer yöntemler işe yaramadığında kullanılıyor. Müslüman topluluklar diğer topluluklar tarafından tehlikeye sokulduğunda ve kurtulacak başka bir çare olmadığında mecburi olarak kılıç çekmek zorundalar. Bazı zamanlarda İslamiyet'i korumak için bu gerekiyor. İşte küçük cihat dediğimiz bu. Ama tarihe baktığımızda Müslümanlar cihatı İslam'ı farklı topraklara yaymak için kullandılar. Bu zamana kadar konuştuğum İslam ilahiyatçılarının çoğu bu cihat türünün yanlış olduğuna inanıyordu. Böyle bir yöntemin İslam'ın yayılmasında kullanılmaması gerektiğini söylüyorlar. Cihat yalnızca ve yalnızca İslamiyet tehlike altındayken kullanılmalı diyorlar. Tabii ki herkes böyle düşünmüyor. Ama benim konuştuğum kişiler genellikle böyle düşünüyorlardı. Bir de daha büyük ölçekli cihat bulunmakta. Daha büyük cihat ise sizin içten bir şekilde Müslüman olmanız gerektiğidir. Diyelim ki namaz kılmaya gittiniz. O zaman bütün yüreğinizle Allah'a kendinizi teslim etmeniz gerekiyor. Camiye gelmeden önceki herhangi bir olayı düşünemezsiniz. Kendi işinizi düşünemezsiniz. Secdeye kapandığınızda dürüst ve içten olmalısınız. Secde etmek demek kendinizi tümüyle Allah'a teslim etmektir. İşte Müslümanların yaptığı bir diğer cihat da budur. Cihat konusunda iki farklı türün olduğunu bilmek çok önemli. Bundan dolayı Müslümanların bir kısmı İslam'ın 6 şartı olduğunu söylüyor. Cihadın ne anlama geldiği, nasıl uygulanması gerektiği konusunda farklılıklar bulunuyor tabii ki. Cihadın asıl amacı İslamiyet'i korumak ve İslamiyet'i düzgün bir şekilde yaşayabilmektir. Küçük bir katkı bile büyük bir fark yaratabilir. İsa küçük bir çocuğun 5 ekmeği sayesinde 5000 kişiyi doyurmuştur. Miktar ne olursa olsun katkınız çok önemlidir ve çok takdir ediliyor. tvsmdev.com'u ziyaret edin.